Sevgili Cumhuriyet TV izleyenleri hoş geldiniz. Bugün stüdyoda değil, farklı bir yerdeyiz. Bakırköy'e konuk olduk. Yanımda Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu var. Teşekkür ediyoruz bizleri ağırladığınız için. Ben teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Şimdi seçimden önce stüdyomuzda ağırlamıştık sizleri. O zaman da yine bu kadar güler yüzlü ve bu kadar heyecanlı görmüştüm sizi. Bakırköy için neler yapacağınızı konuşmuştuk. Bugün de aslında neler yapıldığını konuşacağız. Seçimden sonra 4 ay geçti. Neler oldu? O zaman da konuştuğumuzda Bakırköy'e dair belli öncelikleriniz vardı. Seçildiğimde hemen ilk olarak bu konulara bakacağım demiştiniz. Bunlardan biri kentsel dönüşümdü. Neler yapıldı 4 ayda Bakırköy'de Ayşegül Ovalıoğlu başkanlığında diyelim. Evet, teşekkür ediyorum. İşe başlar başlamaz aslında bizim Bakırköy'ün bir deprem gerçeği vardı. Bu deprem gerçeği maalesef aradan geçen 25 yıla rağmen herhangi bir yol kat edilememişti. Biz işi bu noktada ele aldık. Bunun için de hemen hazırlıklarımıza başladık. Daha önceden İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçen 1/5 binlik Nazım İmar Planları vardı. Ancak buna itirazlarımızı yaptık. Çünkü bizim burada mevcut söylenilenle yapılan Nazım İmar Planı'yla bizim buradaki harekete geçirmek istediğimiz kentsel dönüşüme katkısı kolay değildi. Bir takım siyasi kararlar neticesinde bu sonuca varılmıştı. İlk öncelikle onu aldık elimize. Biz de bu süreçte ilk başlar başlamaz da önce kendi belediyemizde organizasyon şemamızı oluşturduk. İçerideki çalışan personelimizle beraber birbirimizi tanıdık. Bu noktada da kesinlikle içeride iç huzurumuzu sağlayarak işe bu noktadan başlamamız gerektiğini düşünüyordum. Biz evimiz Bakırköy vizyonuyla huzurlu, güvenli, modern bir Bakırköy'ü inşa etmek için yola çıkmıştık. Ama tabii bu icraatlarımızı gerçekleştirmek için de evimiz, belediyemiz yine aynı şekilde düşünerekten de buradaki çalışanlarımızla beraber tam bir motivasyon sağlamaya çalıştık. Bir takım görevlendirmeler neticesinde de hemen hazırlıklarımıza başladık. Dönem itibariyle de bahar döneminde, 31 Mart'tan sonra göreve geldiğimizde seçimlerden sonra bahar dönemindeydi ve park bahçelerimizle burada bizim yeşilimiz çoktur diğer ilçelere kıyaslayınca kişi başına düşen yeşil miktarı, yeşil alan miktarı İstanbul ortalamasının 3 katı civarındadır. Tabii dönem itibariyle de yeşil fışkırıyordu. Elbette onlara müdahale ettik İstanbul Büyükşehir Belediye'mizle beraber. Onun haricinde genel belediyecilik hizmetleri anlamında onları devreye soktuk. Yeniden bir düzenleme yoluna gittik. Bu süreç içerisinde okullar kapandıktan sonra da okulların Haziran ayında tatile girmesiyle beraber kreşlerimize tadilat çalışmalarına başladık. Aynı zamanda ilçemizde bulunan 59 tane okulun tek tek tabii ilçe milli eğitim müdürümüzle de görüşerek tek tek bir dokümanını çıkardık ve ihtiyacı olan bir takım fen işleri tarafından bakım onarıma ihtiyacı olan okullarımızı belirledik ve onlarda da çalışmalarımızı başlattık. Bunun haricinde yaz okullarımızı açtık. Yaz okullarımızda da 8-14 yaş arası çocuklarımız için yaz okulunda eğitim vermeye başladık. Son derece eğlenceli, son derece basketbol, voleybol, tenis, bir takım spor dallarının olduğu son derece eğlenceli bir yaz okulu çalışmasını başlattık. Sözlerimizin başında da söylediğimiz gibi asıl bizim burada en büyük sıkıntımız kentsel dönüşümdü. Çünkü daha önceden yapılan çalışmalarda da biliyorduk ki olası İstanbul depreminde en çok hasarı görecek ilçelerden birinde konumlanmış durumdayız. Daha önce 2019 yılında yapılan bir çalışma var. 2019'daki yapılan çalışmada Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ve İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile bir çalışma başlatılmıştı ve İstanbul ile olası deprem kayıt tahminlerinin güncellenmesi projesi hazırlanmıştı. Ve bu proje kapsamında da olası bir İstanbul depreminde 7,5 şiddetinde bir İstanbul depreminde çok ağır hasar görmesi düşünülen bina sayımız 1000'e yakın civarındaydı. Evet, Bakırköy'de yapıların da %50'ye yakınının hasar görebileceği öngörülüyordu. Şimdi tabii bu gerçekle biz burada yaşıyorduk. Ben de 36-37 yıldır Bakırköy'de yaşayan biri olarak aynı endişeyi kendim de taşıyordum. Şimdi buraya göreve geldikten sonra da bir önce toplam bina sayımıza baktık. Bina stoğumuz bizim
15 bin civarında bir yapı stoğumuz var. Bu binalarımız içerisinde de bağımsız birimimiz, yani hane olarak baktığımızda da 120 bin üzerinde. Ancak tabii verilere baktığımızda da bu verilerle 2000 yılı öncesine ait yapılarımız mevcut yapılarımızın %80'ini teşkil ediyor. Bu ciddi bir rakam. Evet. Demek oluyor ki biz 99 depreminden sonra aslında baktığımızda çok da bir yenileme sağlayamamışız. Bu 25 yıl boyunca evet gerek ilçe belediyemizde gerek de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir takım çalışmalar başlamıştı. 2003'te de aslında 2003'e dayanan bir çalışma hazırlığı vardı. Ancak ilerleyen süreçte 2019 yılı itibariyle bir plan hazırlandı. Bu yapılan imar planında bizim Bakırköy Belediyesi'nin hazırladığı imar planında kentin yenilenmesi düşünülüyordu. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sunulduğunda bu imar planları reddedildi. Uygun görülmedi. İktidarın İstanbul'u yönettiği dönemde değil mi? Şöyleydi, hatırlarsınız. 2019'da Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu başkan seçildikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde sayı olarak evet çoğunlukta değildi Cumhuriyet Halk Partisi ve Bakırköy Belediyesi'nde hazırlanan planlar oradan olmuyordu. Şimdi geçiyordur. Nasıl oldu anlatalım. O zamanki hazırlanan uygulamalı imar planında 7 mahalleyi kapsayan bir çalışma yapılmıştı. Bizim buradaki 7 mahallemizden kastım şu, nüfusun %50'si bu mahallelerde yaşıyor ve bizim yapı stoğumuz, yaşlı yapı stoğumuzun da asıl yoğunlukta olduğu yer orası. Evet. Cevizlik, Sakız Ağacı, Zeytinlik, Yeni Mahalle, Zurat Baba, Osmaniye ve Kartaltepe. Bu 7 mahallemizde özellikle çalışmaya başlanılmıştı. Çünkü nüfusun da %50'si, Bakırköy nüfusunun %50'si bu mahallelerde konumlanıyordu. Şimdi orada yapılan çalışmada İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunuldu. Ancak oy çoğunluğu iktidar partisinde olduğu için maalesef bu geçirilemedi. Her ne kadar Ekrem Başkanımız Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başlasa da bu 2019'da evet bu karşılık bulmadı, reddedildi. Ancak 2022'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1/5000'lik Nazım İmar Planı'nı hazırladı. Bu planda da bu 7 mahallede kat artışına izin verecek şekilde tüm sivil toplum kuruluşlarıyla beraber, meslek odalarıyla beraber, bilim insanlarıyla beraber, konunun muhatapları ve mahalle sakinleriyle beraber bu çalışmalar yapıldı. Altyapı, üst yapı acaba buna cevap verebilecek durumda mıydı? Bunların hazırlıkları da başlamıştı. Ancak bu haliyle yine bu istenildiği gibi sonuçlanmadı. Burada bir karar çıktı. Bu kararda da şöyle dendi, 4 parsel birleşsin ve 4 parsel 2000 metrenin üzerindeyse, metrekarenin üzerindeyse o zaman biz kat artışına müsaade edebiliriz dendi. Daha sonra da bunda bir revizyona gidildi, 1000 metrekare 2 parsel birleşsin, 1 metrekarenin üzerindeyse kat artışı verebiliriz dendi. Ancak bu da gerçekle bağdaşmıyordu. Çünkü neden gerçekle bağdaşmıyordu? Bu mahallelerin %72'sindeki parsel büyüklükleri 500 metrekarenin altındaydı. Yani bu pek gerçekçi değildi ve siyasi bir karardı. Ve sonuç itibariyle de bu haliyle duruyor, beklemekteydi. Biz göreve geldiğimiz andan itibaren Haziran ayında bu karara itirazlarımızı gönderdik. Temmuz ayında da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de oy birliğiyle, çünkü makuldü bu isteklerimiz ve gerçekçi isteklerimiz de, oy birliğiyle kabul edildi. Bizim 7 mahallemizde özellikle Kartaltepe, Osmaniye ve Zurat Baba mahallemizde 3 mahallemizde artı bir kat artışına, diğer 4 mahallemizde de çatı piyeslerinin bağımsız birim olarak yapılmasına olumlu yanıt veren bir sonuç aldık. Sonuçta da bu geldiğimiz noktada insanları teşvik edici bir sonuçtu bu. Burada daha önce baktığımızda belki maliyetler çok daha azdı ama günümüzün ekonomik sıkıntıları nedeniyle bu maliyetler arttı. Evet. Biz de insanların
bu maliyetlerin altından kalkabilmeleri için bu kat artışını öngören ve şehrin de dokusuna, kentin de dokusunu bozmayacak şekilde bu kararları aldık. Evet, aslında yani seçimden sonra Bakırköy'de kentsel dönüşüm için ve deprem hazırlık için çok önemli bir adım atılmış oldu. Tabii 25 yıldır aslında nihayetlenemeyen, düşünün ki 99 depreminden sonra bu gözle baktık. Hatırlarsınız insanlar burayı terk ettiler. Bazı yerlerde o kadar şiddetli hissettiler ki bu depremin sarsıntısını, evlerini terk ettiler. Ama o zamandan bu zamana baktığımızda pek de yol kat edilemedi. Bir arpa boyu kadar yol kat edilememişti. Ama dediğim gibi biz göreve geldikten sonra gerçekten Bakırköy için, Bakırköy tarihi için çok önemli bir karara imza attık. Hep beraber bunu tabii geldiğimizden itibaren ekip arkadaşlarımızla beraber İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde defalarca toplantılarda bunları anlatarak, ifade ederek, onlarla konuşarak bu çalışmayı onay aldık. Bu çalışmamıza onay aldık. Bakırköy yani böyle İstanbul'un diğer semtleri gibi şey de değil. Burada oturan insanlar yıllardır oturuyorlar. Burada evleri var. O yüzden burayı terk etmeleri de tabii güzel olmaz. O yüzden umarız diyelim çok güzel bir şekilde sonuçlanır projeler de depreme hazır bir biçimde yakalanır. Bakırköy çünkü deprem gelecek bu belli. Şimdi gündemdeki tabii konulara geçmek istiyorum. Bildiğiniz üzere bir tasarruf tedbirleri paketi açıklandı bunu geçtiğimiz aylarda iktidar tarafından ve denildi ki ülke ekonomisi şu anda zorda, biz bir orta vadeli program açıklıyoruz. Belli alanlarda kamuda tasarruf yapacağız dendi. Bu belediyeleri de vurdu. Sizden dinleyelim, bu tasarruf tedbirleri paketi, açıklanan bu paket sizleri zorluyor mu? Yani sizlerin örneğin kreşlerden söz ettiniz, örneğin ekonomik krizden söz ediyoruz bugün. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler ciddi biçimde sosyal yardımlar da yapıyorlar, işte emeklilere, öğrencilere vesaire. O hizmetlerde bir sorun yaşatacak kadar etkili. Evet, maalesef tabii geldikten sonra biz bunu, bu kararların uygulama aşamasında bize iletildikten sonra bu tabii çalışmalarımıza her ne kadar yansıtmamaya çalışsak da etkiledi elbette. Şimdi tabii biz burada 1600 kişilik bir aileyiz. 1600 çalışanımız var. Bir takım yerlerde personel almamız da gerekiyor. Çünkü eksiklerimiz de var. Ancak baktığımızda da gelir gelmez ilk hani bütçemizi bir aldık elimize. Gelirimiz nedir, giderimiz nedir? Bizim personel bütçemiz, ciddi bir personel bütçemiz mevcuttu. Gider kalemiydi. Bizim tekrar bu tasarruf tedbirleri kapsamında da yeni alımlar yapmamız, araç alımları yapmamız. Çünkü bizim yıpranmış eski bir araç envanterimiz var. Onlarda da bir yenilemeye gitmemiz pek mümkün olmadı. Zaten hani müsriflikle ilgili biliyorsunuz bizim Cumhuriyet Halk Partili belediyeciler olarak kesinlikle bu işin hani karşısında duran bir siyasi tavrımız vardı. Biz de burada bunların hepsini uygulamaya aldık elbette ki, ama harcamalar noktasında çok daha dengeli bir bütçe oluşturarak nereye ne kadar ayıracağız, ilgili müdürlüklerimizde ne kadar bir harcama planlandı. Geçen seneden belliydi ama önümüzdeki yılın da stratejik planını hazırlarken bunları da göz önüne aldık. Evet, bir takım yerlerde bu sıkıntıya sebep oldu ama hizmet kalitemizde bunu yansıtmamaya çalıştık. Elimizdeki tüm gücümüzü en uygun ve etkili şekilde de hizmete sokmaya devam ettik. Onu söyleyebilirim. Ama hizmete yansıması da bu noktada bir yandan kaçınılmaz değil mi? Tabii personel almak gerekiyor derken bir takım yerlerde elbette ki bizim biraz daha rahat hareket edebilmemiz lazım ki o kaliteyi de arttıralım, memnuniyeti de arttıralım diye. Ancak tabii bu tasarruf tedbirleriyle beraber bir nebze olsun elbette ki şeyi oldu, engeli oldu. Şimdi tabii bu siyasi bir noktaya doğru da gidiyor. Diğer konuları da konuştuktan sonra onu bağlamak istiyorum. Çünkü bir de gündemimizde sokak hayvanları yasası var. Orada biliyorsunuz ilk önce bir ötenazi kavramından söz edildi. Çokça yanlış bir kavram olduğu söylendi. Şu anda Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek, yasada geçecek gibi görünüyor. İktidar bu yasada ısrarcı. Belediyelere çok fazla iş düşüyor o yasaya dair. Şimdi 2028'e kadar bir süresi olacak belediyelerin. Sokak hayvanlarının tamamen barınakları alındığı, aşılandığı, kısırlaştırıldığı bir süreç. Bunların maliyetleri de belediyelere ait olacak. Barınakları belediyenin yapması beklenecek. Bunlar yapılmazsa da itlaf yolu açık. Madde bu biçimde. Önce şunlarla başlayalım. Yani
sokak hayvanlarına yönelik bir katliamı, bir öldürmeyi öngören bu yasa hakkında ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle karşıyız. Yani bunda hiç tartışılacak bir nokta yok. Çok net tavrımız. Bu konuda söyleyebileceğimiz kesinlikle kısırlaştırma çok önemli. Çok önemli. En önemli noktası. İki, aşılama. Üç de yaşatmaya yönelik olmalı. Kesinlikle var olan canlının katledilmesi ya da öldürülmesi kesinlikle hani bizim onaylamadığımız bir yasadır. Burada asıl önemli olan şudur. Doğan canlının engellenmesi, yani doğmasının engellenmesi, bunun bir kontrol altına alınması. Aslında hani bu Türkiye'de bir seferberlik olarak düşünülmeli diye kezlerce ben de tekrar etmiştim. Baktığımızda mevcut sokak hayvanlarının sayısı belirlenmeli. Bu tabii dediğim gibi Türkiye çapında böyle bir çalışma yapılmalı ve günde 12-13 tane ilçe belediyeler bu işe katkıda bulunarak, hayvan kısırlaştırarak aslında bu bir noktada kesinlikle çözüme ulaştırılabilir diye düşünüyorum. Asıl seferberlik olarak kabul edilmesi gereken noktanın bu olduğunu düşünüyorum. Burada yasa belediye başkanlarına yönelik bir hapis cezasını da öngörüyor. Şimdi aslında uygulamadığımız takdirde evet, belediye başkanlarına da bir hapis cezasından bahsediliyor. Yasanın tamamen onaylanmasından sonra bir çerçevesine tekrar tabii ki ilgili arkadaşlarımızla beraber konuşacağız, tekrar değerlendireceğiz. Ama burada dediğiniz gibi ekonomik sıkıntılardan dolayı da kaç tane hayvandan bahsediyoruz, sokak hayvanından bahsediyoruz ve bunlara nasıl bir barınaktan bahsediyoruz? Yani bunların karşılanması öyle kolay şeyler değil. Her belediyenin kendine ait irili ufaklı bir takım barınakları olabilir ama bunların ihtiyaçları, bunların harcamaları öyle altından kolay kalkınılabilecek şeyler değildir. Tabii bu açıdan da görmek lazım. Burada eğer bir şey yapılacaksa hani hem merkezi hükümet hem de yerel yönetimler tam bir işbirliği içerisinde çalışmalıdır. Tabii dediğiniz gibi evet, tamamen belediyeye bırakılıyor. Tamamen belediyeye bırakılıyor. Görüyorsunuz hani bir şey söylememize gerek yok. Yani burada insan canı, hayvan canı, doğada yaşayan bir canlı mevzu bahis olduğunda yani burada artık siyasi kaygılardan vazgeçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu işe eğer yapıcı bir çözüm üreteceksek bunu da el birliğiyle, fikir birliğiyle, ortak bir akılla devam etmek gerektiğini düşünüyorum. Tabii bu yasa gündemde ilerleyen günlerde konuşacağız. Yani Cumhuriyet Halk Partisi son yerel seçimden sonra Türkiye genelinde çok ciddi oranda bir belediye kazandı. Bunu da aslında hem tasarruf tedbirlerini hem oraya da geleceğiz. Son zamanda bir borç gündemi var. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler çok borç yapmış, öyle söylüyorlar. Bilmiyorum ne dersin? Bir tek Cumhuriyet Halk Partili belediyeler mi borç yapmış? Diğer belediyeler hiç borç yapmamışlar mı? Şimdi birazdan onu da konuşacağız. Orası garip bir gündem gerçekten. Hem sokak hayvanları yasası hem tasarruf tedbirleri ciddi bir yük biniyor o belediyeler üzerine. Seçim sonuçlarıyla bağlantılı mı bu yapılanlar sizce? Yani bundan önceki 20 yıllık idari yönetimde, iktidarın yönetiminde hem yerel olsun hem merkezi olsun yapılan işlere bakalım. Bir de sonucunda şu 2-3 aylık 31 Mart seçimlerinden sonra karşılaştıklarımıza bakalım. Hani bunlar çok da şeye gerek yok, yani çok da fazla bir akademisyen kimliğiyle konuşmaya gerek yok. Baktığımızda da, analiz ettiğimizde de vatandaş olarak da görüyoruz. Yani madem bu 25 yıllık, 22 yıllık iktidar, 23 yıllık iktidar boyunca bunlar uygulanmadı, neden şimdi bu noktaya geldi? Bu noktaya gelirken de bu iktidar sayesinde bu noktaya geldi. Geldiğimiz durum itibariyle. O zaman bu iki farklı tasarruf neden? Neticede ülke bir. Hep beraber aynı yere hizmet ediyoruz. Aynı coğrafyada yaşıyoruz. Ülkemiz, kendi milletimiz, kendi efendim halkımıza hizmetten bahsediyoruz. Hizmette böyle bir ikili anlayış olmamalı diye düşünüyorum. Şimdi bu konuda konuştuğumuz bir uzman bana öyle söylemişti. Aklıma o geldi, size de söyleyeyim. Siz biraz müptele olsun. Yani borcu biz yapmadık ama biz ödeyeceğiz gibi bir yere geliyor, değil mi? Yani borcu biz yaptık, hep beraber ödeyeceğiz. Şimdi
Aynen öyle. Bunun üstüne elbette ki daha da konuşabiliriz. İlerleyen süreçte de göreceğiz. Evet, mevcut bir ekonomik sıkıntı var ama dediğiniz gibi de bu ekonomik sıkıntı şu ana kadar mevcut idarenin getirdiği bir sıkıntı. Buna da hep beraber bir çözüm üretebiliriz ama bu hemen direkt sizin borçlarınızdan başlayalım. Çünkü genelde eğer bakarsak borçlara, bu mevzu bahis olan borçlar alınacak borçların %5'ini bile karşılamıyor. Hani bu açıdan da bir bakmak lazım. O yüzden de hani yine aynı şeyi söylüyorum. Burada yine siyasi bir irade neticesinde bunları yaşıyoruz. Bunlara ortak akıl bulmamız lazım. Çünkü benim düşüncem burada siz biz mantığından ziyade aslında sen ben mantığından ziyade aslında hepimiz biziz. Ve ortak bir halk hizmetinden bahsediyoruz. Bu böyle görünmeli diye düşünüyorum. Peki şimdi aslında şeyi gördük biz. 2019'da öncelikle İstanbul ve Ankara'yı Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanmasıyla birlikte orada Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin yönetimini bir biçimde aslında yılların ardından halkımız tanıdı. Orada işte sosyal belediyecilik olabilir, ulaşımda çok fazla kolaylık yapıldı İstanbul'da vesaire. Sonrasında da aslında orada ortaya konan şey diğer yerel seçimde de bir başarı getirdi. Yani belediyelerin, ilçe belediyelerinin de sayısı arttı. O yönetim biçimini bir biçimde destekleyenler belki Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdi. Neden? Çünkü hizmeti beğenmişlerdi. Acaba bu hizmet mi engellenmeye çalışılıyor? Aslında sorunun içinde gizli cevabı da. Yok canım. Sorunun içinde gizli. Şimdi Cumhuriyet Halk Partili belediyecilik mantığında da ve yapılan şimdiye kadar olan daha önceki örneklerinde de gördüğümüz gibi bu halk tarafından takdir edildi. Ve bir teveccüh gösterilerek bizi çok ciddi oylarla bu noktaya getirdiler. Demek ki bu işten bir memnuniyetleri var. Demek ki doğru yolda gidiyoruz. Bir takım örnek alacağımızda çalışmalar vardı daha önceki belediyecilik hizmetinde. Tabii burada tasarruf tedbirleri olsun, bir takım borçların tahsilat noktasına şu an geliniyor olsun veya bir takım dediğiniz gibi sokak hayvanları ile ilgili barınak ve onların barınmalarındaki ihtiyaçlarıyla o noksanların tamamen yerel yönetimlerin sorumluluğuna bırakılması ile ilgili bu pek şey değil, bu pek nasıl diyelim? Uygun değil aslında. Ortak akıl. Yine aynı şeyi söylüyorum. Siz biz değil, sen ben değil. Aslında hepimiz biz olmalıyız ve ortak hizmet etmeliyiz. Şimdi şöyle düşünelim. Biz borç ödeyeceksiniz. Sizlerin borcu var. Vergi borcu var, o borcu var. Evet, şimdi onları tahsil etme zamanı şeklinde bir yaklaşım var. Ama diğer taraftan bakalım. Biz de kendi mülkiyetlerimizi yine kamu yararına sunuyoruz. Öyle mi? Yani biz kamu yararına sunduğumuz kendi mülkiyetlerimizden de o zaman ona geleceksek biz de onlardan bir tahsilata geçelim o zaman. Sizlere nereler, ne şekilde, işte o siz biz değil. Aslında devletin kurumları, biz de Bakırköy Belediyesi olarak devletin bir kurumuyuz. Kurumlar arasında böyle bir şey olmamalı diye düşünüyorum. Bir ayrım olmamalı diye düşünüyorum. Hatırlarsanız 2019 seçimi kazanıldığında bir topal ördek söylemi çıkmıştı ortaya. Merkezi iktidar ve belediyenin yönetimi farklı partilerde olduğunda işte bir yönetimde zafiyet doğacağına, bir hizmet yapılamayacağına dair, ancak bunun tersini de kanıtlayan çokça iş yapıldı. Yine öyle olacak mı yani? Bütün bu ortaya konulan işte tasarruf tedbirleri, sokak hayvanlarına ilişkin yasa ya da borçlarla ilgili gündem. Kaldı ki diyelim bu borçlar tahsil edildi belediyelerden zorla. Hizmeti engelleyecek kadar büyük engeller mi bunlar? Büyük duvarlar mı? İlerleyen günlerde göreceğiz. İlerleyen günlerde göreceğiz. Yani burada şeyi unutmamak lazım. Yani benim koltuğumun arkasında duran resim de çok anlamlıdır. Bir kere halk bu vatanın efendisidir. Halk neyi uygun görürse o şekilde de hizmet edilmesi gerekir. Bizler de burada geçici hizmetkarlarız. Bugün evet Ayşegül Başkan bu koltuğu işgal ediyor ama benden sonra da bu hizmet devam etmeli. O yüzden de dediğim gibi bunun bir karşılığı olacaktır. Bu böyle devam etmeyecektir. Böyle zorlamalar ya da sizin işte hizmet etmenizi sınırlayacak, daraltacak
bir takım kararlar aslında toplum nezdinde de bir karşılık verecektir diye düşünüyorum ben. Son borç gündemiyle ilgili birkaç cümle daha alayım. Şimdi aslında konuştuk da sohbet esnasında ama birden Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı. Yıllardır hiç belediyelerin borçlarından, sigortaya olan borçlarından söz edilmiyordu. Dedi ki sizin emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız belediyeleriniz borçlarınızı ödesin. Hemen ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı biz bu borçları tahsil edeceğiz dedi. En borçlu olan 5 belediye, Cumhuriyet Halk Partisi belediyesi dedi vesaire. Şimdi o gündeme dair de yorumlarınızı alayım. Öncelikle tabii AKP'den daha 4 ay önce Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmiş belediyeler var. Yine iki dönem, birkaç dönem öncesi de AKP'nin ya da belki MHP'nin yönettiği belediyeler, belki devreden borçlar. O noktada hem Bakırköy özelinde hem genelde bir konuşalım. Borçlar konusunda belediyeler gerçekten sıkışık durumda mı? En borçlu belediyeler CHP'li belediyeler. Kendi belediyem için konuşabilirim. Kendi belediyemin de diğer yine belediyelerle kıyaslayınca elbette ki borcu var, vergi borcu da var, SGK borcu da var. Bu borçlar da yapılandırmaya gitti bir kısmı. Yapılandırılmamış olanlar da var. Bu ama ilerleyen zaman içerisinde dün bugün olmuş bir şey değil ve bütün belediyelerle beraber de aynı şekilde. Hani onlardan ciddi bir farkımız yok. Ama bu dönemde, tam da bu zamanda evet Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin bakın bu kadar borcu var ve bunları almamız gerekiyor denmesi çok doğru bir şey değil. Yani tüm biz borçlarımız nerede, ne kadar borcumuz var diye oturup masaya baktığımızda yine tekrar ediyorum %5'i geçmeyecek bir rakamdan bahsediyoruz. Tüm belediyeler olarak, bunu sadece Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak değerlendirmemek lazım. Sizin de söylediğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin de daha önceki dönemlerde AK Parti'den ya da Milliyetçi Hareket Partisi'nden de alınan belediyeler var. O noktada da hani değerlendirilmesi gerekiyor. O zaman alınmıyordu. Şimdi alma zamanı geldi. Tam da bu zamana denk geldi. Dediğiniz gibi hani hizmeti sınırlamaya yönelik bir çalışma içerisinde olmadıklarını düşünmek istiyorum. Ve bu konuda da evet bu konuda da kesinlikle yerel yönetiminde merkezi yönetiminde işbirliği içerisinde olması gerektiğini düşünüyorum. Çok talihsiz bir söylem maalesef ki. İşte yerelle merkezi biri olmayınca Hatay'da öksüz kaldı işte söylemi. Evet. Çok talihsiz bir söylemdi. Bunun devam etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Benim düşüncelerim bu yönde. Sanki şey gibi bir yere de geliyor yani emekleri çok düşünüyorsanız demek sanki yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinin borcu var da bu yüzden emekliler yeterince yaşamaları onu demeye çalıştım tabii. Kadar bir maaş alamıyorlarmış gibi. Peki. O zaman şöyle biraz daha keyifli bir şeyler konuşarak bitirelim isterim. Çok da çünkü iç açıcı gündemlerimiz yoktu. Seçimden önce sizinle konuştuğumuzda aslında siz de yıllardır Bakırköy'de yaşıyorsunuz. Burada yurttaşlarla bir araya geldiğinizde o kampanya sürecinde de aslında sizi çok sevdiklerini, çok desteklediklerini özellikle kadınlardan da ciddi bir böyle destek aldığınızı söylemiştiniz. Şimdi nasıl aranız? Böyle bitirelim. Teşekkür ediyorum. Onlara her seferinde çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Bakırköylü kadınlar hem Bakırköylü başkanı seçtiler. Çok büyük bir potansiyeller burada. Hem de Bakırköylü başkanlarıyla beraber de çalışmaya devam ediyorlar. Ben o zaman da aynı şeyi söylemiştim. Ben bir adım attım. Lütfen siz de yanımda durun demiştim. Bakırköylü kadınlar tüm güçleriyle ve destekleriyle de yanımızda oluyorlar. Bizim stratejik plan hazırlığımız içerisinde bir kadın çalıştayımız olacak. 31 Temmuz çarşamba günü saat 2'de bizim bir kadın çalıştayımız olacak. Bakırköylü kadınlarımızla beraber stratejik planımıza yönelik de onların fikir, önerileri, desteğiyle beraber yine çalışmaya devam edeceğiz. O yüzden hani o zaman onlar sözlerinin nasıl arkasındaysa işte ben de bugün sözümün arkasındayım ve onlarla beraber yine katılımcı, şeffaf, adil, eşit bir hizmet üretmeye, hizmeti devam ettirmeye ben burada çalışmaya devam ediyorum. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Yine çok keyifli bir sohbet oldu. Hem de bizi ağırlamış oldunuz. Çok teşekkürler. Yeniden ilerleyen günlerde bir araya geliriz ve konuşuruz diye düşünüyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Sevgili Cumhuriyet TV izleyenleri, Bakırköy Belediyesi'nde konuk olduk. Yanımda Bakırköy'ün değerli belediye başkanı Ayşegül Ovalıoğlu var. Şimdi seçimden evvel de onunla aslında Bakırköy'e dair ve yapılması gerekenlere dair konuşmuştuk. Şimdi bu sefer yapılanları konuştuk diyebiliriz. Atılan önemli adımlar var. Bunun yanında bildiğiniz üzere şu anda Türkiye gündeminde belediye başkanlarını ilgilendiren çokça şey var. Bütün bunları konuştuk. Sokak hayvanlarına ilişkin yasayı, tasarruf tedbirlerini ve şu anda çokça konuşulan sigortaya borç gündemi. Sizler için değerlendirdi. Bakırköy'ü ilgilendiren kısımlarını söyledi. Biz de bitirelim söyleşimizi. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek üzere.